ekonomi sorunu Türkiye genelinde, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde ekonomi sorunu var. Özellikle tabii ki Türkiye'de gerek esnafımız, gerek işçimiz, gerek memurumuz, gerek yani halkımız bu ekonomi krizinden herkes etkilendi ve çok zor günlerde yaşıyorlar. Özellikle çiftçilerimiz, yani çiftçilerimizi sorunlarını da tabii ki gündeme getirmek istiyorum. Şu anda çiftçiyi, tarımı bitirmiş durumdalar. Yani tarım bitmiştir. Neden bitmiş diyeceksiniz. Şu anda mazot 47 bin TL. O duruma getirilmiş. Gübre o şekilde. Tarım ilaçları o şekilde. İşçi, tabii ki işçi ve pamuk toplama makinenin toplama parası kat katına katlandı. Peki bu çiftçi ne kazanacak? Çiftçi ne yapacak? Çiftçi son durumda, şu an son nefeste kalmış durumdadır. Çiftçi şu anda icralar altındadır, borçlar altındadır ve tarlasını satmak zorunda kalıyor şu anda. Ben buradan hükümete ve yetkililere sesleniyorum. Şanlıurfa çiftçisine bir hal çare bulsunlar. Bir yardımcı olsunlar. Bir destek versinler. Çiftçi pamuğu, ürettiği pamuk tabii fiyatı belli değil. Fiyat kesilmiyor. Pamuk yetiştiği zaman tam biçilir. Bir 10 gün, bir hafta biçilmeye başlar ve fiyatını belirliyorlar. Bu fiyat belirlemesi, devlet tarafından alınıp belirleniyor ya fiyat. Bu fiyat, pamuk fiyatı, gerek buğda, gerek arpa, tüm çiftçinin ürettiği ürünleri ekilmeden önce fiyatları belirlenmesi gerekir. Neden diyeceksin? O zaman çiftçimiz fiyatı belirlendiği zaman orada düşünür. Ben hububat ekersem daha mı karlıyım? Pamuk ekersem daha mı karlıyım? O şekilde düşünür ve kararını verir. O şekilde eker. Ve çiftçimize %50 indirimli bir mazot vermeleri gerekir. Bu bir. Gübre %50 indirimli gübre vermeleri iki. İlaç, tarım ilaçları vesaire. Yani çiftçimize güzel bir destek vermelerini bekliyorum. Ben tekrar buradan hükümeti ve milletvekilleri ve yetkililere sesleniyorum. Çiftçilerimize yardımcı olsunlar. Yazık. Öğretim gerekir. Türkiye geneline öğretim gerekir. Öğretim olmadı mı hiçbir şey olmaz.